Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Hem Cem TV'den hem de önceki yayınlarımızdan tanıyorsunuz. Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Tahsin Bakırtaş bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür Teşekkür ederim. ediyorum. Hocam sağ olun. Pek iyi değiliz. Neden iyi olmadığımız da belli zaten. O konuları size soracağız. O yüzden sağ olun geldiniz. Şimdi dün büyük bir şok. Elektriğe %15 zam geldi. Ondan sonra arkasından doğalgaza zam geldi. Konutla kullandığımız doğalgaza %12, sanayide kullandığımız doğalgaza %20 zamlar geldi. Şimdi bütün bunların topluma etkileri bir sefaleti artıracak. Bunu biliyoruz ama bu işin sonunda dolar ne olacak hocam? Yani Merkez Bankası'nın işte hedefleri vardı, hükümetin hedefleri vardı. Bunlar ne olacak? Ve siz tabii daha analitik biliyorsunuz bu işi. Bu artışların bu tüfeğe, rakama etkisi ne olur hocam? Bunlarla ilgili sizden bilgi rica edeceğim. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Bu aslında belirli aralıklarla bu tür elektriğe, doğalgaza zam yapıp ve geçmişteki enflasyonu düşük çıkarmaya çalışmak açısından o dönem için yararlı oluyor. Ancak işte böyle yüksek oranda bir zam yapınca da o ayın enflasyonuna oldukça yüksek anlamda katkı yapıyor. Benim yaptığım hesaplamalara göre %1-1.3 arasında bu iki ürüne yapılan zammın Temmuz ayı enflasyonunu yukarı çekeceğini görüyorum. Ancak burada bir başka unsur daha var ki bu psikolojik bir etki. Yani siz enflasyonun bu tür erteleyerek, yani ürünlerin zamlarını erteleyerek toplu zam yapmaya kalktığınız zaman insanlarda %15, %20 oranı oldukça yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor ve insanlar enflasyonu küpeyi, tepeyi falan bilmez. Enflasyon o ayki cebinden çıkan paraya bakar. Şimdi insanların bu psikolojik etki yaratıyor. Yani insanların cebinden bir ay sonra aynı oranda tüketim yapmalarına karşın %15 civarında bir fazla paranın çıkması ne demek? O insanların bütçesinde %15 azalma demek. Şimdi bunu insanlar gördüğü zaman ne yapacak? Psikolojik olarak enflasyonun otomatik %15 olduğunu algılayacaktır. Bu insanlarda daha farklı bir psikolojik etki yaratacaktır ki bu da Türkiye'de enflasyonun yerleşmesindeki temel belirleyici unsurlardan birisi haline geliyor. Şimdi Türkiye baktığınız zaman zaten garip bir şekilde geleneksel iktisat teorisinin de dışında bir enflasyonla karşı karşıya. Yani bugün bütçe açığı aynı geçen yılın aynı dönemine göre Ocak-Mayıs döneminde 90 milyar dolar açık veriyor. Şimdi 7,5 milyar dolar açık veriyor ama enflasyon Türkiye'de artıyor. Ücretler düşüyor. Kapasite kullanım oranları düşüyor. Fakat enflasyon artıyor. O zaman Türkiye'deki enflasyonun geleneksel iktisat teorisinde ama gelişmiş ülkelerdeki enflasyonla ayıran başka unsurlar var. Onlara bakmak gerekiyor. Onlara baktığımızda da asıl temel belirleyici biz kuru görüyoruz. Türkiye'de kurun enflasyon üzerinde etkisi ortalama, yani belli dönemlerde değişir ancak ortalama %1'lik enflasyonda 0.6'dır. Bu çok yüksek bir orandır. Çünkü ithalata bağlısınız. İthalata bağlı bir ekonomik yapı kur arttığı zaman buna bağlı olarak artıyor. Bir de dünyada başka bir şey daha var. Dünyada son biz yıllardır batıdaki ve ithalat yaptığımız ülkelerdeki enflasyon değil, dezenflasyonla karşı karşıya olduğu için biz ondan aslında yararlanıyorduk. Şimdi özellikle Çin'deki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Avrupa'daki enflasyondaki artış bizi olumsuz etkileyecektir. Çünkü onların da enflasyonunu biz mal ithal eder gibi aslında ithal ediyoruz. Bu nedenle
Bu ortamda enflasyonun düşme eğiliminin ortaya çıkması söz konusu değildir. Bu nedenle... Buyurun. Çok özür diliyorum. O zaman ben iki şey anladım konuşmanızdan. Birincisi, bir psikolojik etki yaratacak, geometrik bir dizi artacak ve Türk toplumunu enflasyon beklentileri açısından vurup o toplumun geneline mal ve hizmetlere bir zam dalgası yaratacak. Yaratma olasılığı çok çok yüksektir. İkincisi, biz eskiden Avrupa, Çin düşük enflasyonu vardı, ondan faydalanıyorduk. Ama şimdi orada da enflasyon yukarı gidiyor ve biz sadece mal ithal etmiyoruz, enflasyon da ithal ediyoruz diyorsunuz. Aynen. Ve bu ne yapacak? Bu şunu yapacak. Yani enflasyon arttığı zaman Türkiye'de faiz oranlarının artması gerekiyor. Evet. Türkiye'ye para girişi olsun. Yani Türkiye gibi ülkelerin negatif, Amerika gibi, Avrupa gibi negatif faiz vermesi söz konusu değil. Bunu da yaşayarak gördük. O zaman ne yapacağız? Reel faizleri biz enflasyonun üstünde bir faiz vereceğiz ki bize yurt dışından para gelsin. Şimdi Merkez Bankası uyanıklık yapıyor. Merkez Bankası faizi artırmamak için başka yollara giriyor. İşte bugün bir zorunlu karşılıklara ilişkin bir basın duyurusu yapıyor. Orada çok ilginç şeyler yapıyor. Örneğin Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranda %20'den 10'a düşürülmüş. Döviz cinsinden mevduat katılım fonu uygulanan zorunlu karşılık oranı tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmış. Bu aslında neye geliyor? Bu şuna geliyor. Diyor ki ben işimi yapmıyorum. Faizi artırmayacağım. Ne yapacağım? Bu tür faizi artırmadan, bu tür piyasaya başka sinyaller göndererek aslında faiz artmış gibi yapacağım. Ve böylece ey bankalar diyor, bir şekilde müşterinizi ikna edin. Onlar enflasyonu unutsunlar. Gelip TL cinsinden size para yatırsınlar. Ben de yani bankalar anlamında bu artan miktar üzerinden size bir ilave bir ek getiri sağlıyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Dolayısıyla yaptığı şu aslında bankalar arasında bir döviz TL swap'ı benzer gibi bir yeni yola başvuruyor. Bu yollar dolan başlı yollardır ve kısa vadede belki ekonomide bir pansuman, işte bir ay dövizi hafif tutabilirsiniz falan, ama bu katmerli şekilde önünüze daha yüksek bir fatura olarak gelir. Türkiye'nin yapması gereken bu tür yollara girmeden enflasyonu kontrol altına alacak politikalara yönelmesi gerekiyor. O nedenle... Hocam, buyurun. Çok özür diliyorum. Bu Skype yayını olduğu için üst üste geliyor yayınlar. Affınıza sığınıyorum. O zaman diyorsunuz ki Merkez Bankası niş gibi yapıyor. Bunu bırakması lazım. Çünkü geçmişte de buna tevessül etti. Yani enflasyon yukarı gidiyor diyorsunuz. Faizlerin de yukarı gitmesi gerekecek. Ama sen faizi baskılarsan yine kuru patlatırsın diyorsunuz benim anladığım. Aynen. Bir diğer nokta da şu hocam. Bu enflasyon yukarı gittiğinde yayından önce bana da dediniz. Bu üfeyi de yukarı çıkartacak. Çünkü aynen. Sanayi %20. Sanayide %20 artış, elektrik ve sanayide doğalgaz kullanımı son dönemlerde gittikçe arttı. O nedenle bu sanayi üretiminin maliyetini, imalat sanayinin o sepetinde enerji fiyatları çok önemli yer tutuyor. O nedenle enerji fiyatlarındaki artış imalat sanayi mallarının maliyetini artıracak. Siz bunu baskıladığınız zaman ne olacak? Tüfeyle üfe arasındaki açılım gittikçe açılacak. Şimdi bu anda iki katın üzerinde. Bu üç kata doğru giderse bu artık katlanılamaz hale gelir ve iflaslarla karşı karşıya kalırsınız. Ve Türkiye'nin gittikçe bakın sorunları öteleyerek, sorunları hasır altı ederek aslında başka bir şey yapıyor.
gittikçe sorunları daha bir yumak haline dönüştürüyor ve o sorunlar artık çok basit çözülecek sorunlar artık çözülemez, garip bir şekil alıyor. Ve bu da gittikçe ekonomide aslında müthiş bir yük indiriyor ve bu ne yapacak? Gelecekte insanları daha da fazla yoksullaştıracak bir süreci ortaya çıkaracaktır. Bundan sonraki gelecek iktidarların üzerinde de çok büyük yükler oluşturacaktır. O nedenle bu tür politikaları Merkez Bankası'nın tevessül etmemesi gerekiyor. Hocam, o zaman son söz, doğru mu anladım? Ekleyeceğiniz varsa müdahale edin lütfen. Bir, şunu anladım. Merkez Bankası dolambaçlı yollara giderek piyasadaki faiz realitesini göz ardı ettiği zaman geçmişte kuru zıplatmıştı. Şimdi yine aynı patikaya girmiş gözüküyor. İkinci noktada enflasyon yukarıya doğru gidiyor ve bu özellikle üfeyi vuracak, şirketleri ya iflasa götürecek ya da büyük zamlarla hane halkını karşılaştıracak, ama bu işte dönüp kuru yukarıya vuracak. Bunu diyebilir miyiz? Aynen bu. Sonuç. Peki. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Benim söylediğimi çok güzel özetlediniz. Peki hocam. Ve çok bu, teşekkür ediyorum. Bu kısa dönemde yani ne enflasyonun, ne kurun, ne faizin aşağı gitme olasılığını tamamen yok denecek düzeyde. O nedenle Türk halkı buna göre kendisini hazırlamalıdır. Hocam, bu dolar TL ile ilgili bir cümle alabilir miyim? Satalım mı dolarlarımızı hocam? Hayır, kesinlikle satmayın, tutun. Ben hep şunu söylüyorum. Yani şunu yapıyor bazı insanlar, alsat yapıyor. Bizim gibi halkın alsat yapması yanlıştır. Arada kaybolursunuz. Onun için alsat yapmak yerine elindeki mevcutu tutmak, korumak en güzelidir. Hele hele piyasadan anlamayan, piyasanın o simsarlarının söylediklerine de hiç kulak asmadan elindeki mevcut durumlarını korumaları en güzel olanıdır. Biz de son söz şunu ekleyeyim. Bu bir kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Makroekonomik politikalara bakarak sadece paranın değer kaybetmemesi için daha az değer kaybeden bir para biriminde park edilmesini öneriyoruz. Olay bu. Yatırım tavsiyesi değil. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.